Sevgili arkadaşlar kanalımıza ve dersimize hoş geldiniz. Baş öğretmenlik sınavı ile ilgili 11. modülümüzün denemesini yapacağız. Daha önce konularımızın tamamını anlatıp kanalımıza yüklemiştik. Öğretmen sınavı ile ilgili baş öğretmenlik ve uzmanlık öğretmenlik oynatma listemizden girerek izleyebilirsiniz. 11. modülümüzün denemesinin konusu sosyal duygusal öğrenme becerilerinin geliştirilmesi. Hadi başlayalım dersimize. Birinci sorumuz nokta nokta verilmiş. Bireyin toplumsal ve duygusal açıdan farkındalıklarını ve ilişkilerini içeren, diğer gelişim alanlarına önemli katkı sağlayan temel bir gelişim alanıdır. Duyguları anlamak, farkında olmak, başkalarıyla iletişim kurmak ve karar vermek başlıklarını içeren ve bireyin yaşamında var olma sürecinin önemli bir parçasıdır. Tanımı verilen kavrama ne denir? Sosyal yeterlik bağlanma, duygusal yeterlilik, mizaç, sosyal duygusal gelişim. Sevgili arkadaşlar bu sorumuzun cevabı nedir? Sosyal duygusal gelişim cevap Edirne. İkinci sorumuza geçelim. Çocuklarda sosyal duygusal gelişimin temelde 5 boyutu tanımlanmıştır. Aşağıdaki hangisi bunlardan birisi değildir? Sosyal yeterlilik, bağlanma, öz kontrol, kendi kendine algılanan yeterlilik, duygusal yeterlilik. Burada öz kontrol sevgili arkadaşlar yanlış. Çünkü orada ne olması gerekiyordu? Mizaç olması gerekiyordu. Cevap Ceyhan. Üçüncü sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi işe yarayan yani faydalı duygulara örneklerden değildir? Kederli, sevinç, istekli, coşku, minnetkar. Hangisi? Tabii ki Adana kederli işe yarayan değil. Dördüncü sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi işe yaramayan yani olumsuz duygulara örneklerden birisi değildir? Rahatsız olmuş, şüpheli, huzurlu, düşmanca, karamsar. Hangisi? Ceyhan, huzurlu neydi? Bu işe yarayan duygulardan birisidir. Çocukluktan itibaren duygulara önem verilerek yetişen bir çocukta aşağıdaki özelliklerden hangisi gelişmez? Sağlıklı başa çıkma stratejileri geliştirir, daha fazla uyum sorunu yaşar, yetişkinlikte daha az ruh sağlığı sorunu yaşar, sağlıklı arkadaş ilişkileri geliştirir, iletişim becerileri ve sosyal becerileri geliştirir. Beşinci sorumuzun cevabı sevgili arkadaşlar Bursa. Çünkü daha fazla uyum sorunu yaşar değil, daha az uyum sorunu yaşar olmalıydı. Cevap Bursa. Altıncı sorumuz. Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü OECD, çocuk ve gençler için sosyal duygusal becerilerin öneminin vurgusunu yaparak eğitim politikalarına dahil edilmesine yönelik 5 faktörlü kişilik modelini temel alan sosyal duygusal öğrenme becerisi belirlemiştir. Aşağıdakilerden hangisi ekonomik kalkınma veşbirliği örgütü OECD belirlediği 5 temel sosyal duygusal öğrenme becerisinden birisi değildir? Görev performansı, açık fikirlilik, dışa dönüklük, işbirlikçilik, davranış düzenleme. Sevgili arkadaşlar cevabımız Edirne davranış düzenleme değil duygusal duygu düzenlemesi olması gerekiyordu. Cevap Edirne. Yedinci sorumuz. Başarı için motivasyon, kendi kendini kontrol edebilme, sorumluluk ve sebat etme ısrarcı olma şeklindeki dört alt beceriden oluşan OECD'nin belirlediği sosyal duygusal öğrenme becerilerinden hangisidir? Görev performansı, açık fikirlilik, dışa dönüklük, işbirlikçilik, davranış düzenleme. 7. sorumuzun cevabı 4 tane alt becerisi olan görev neydi? Görev performansı cevap Adana. 8. sorumuzu yapalım. OECD'nin belirlediği sosyal duygusal öğrenme becerilerinden hangisi? Merak, yeni fikre ilgi duymak ve öğrenme aşkı, yaratıcılık, özgün fikirler üretebilmek, hoşgörü, kültürel esneklik ise farklı bakış açılarına, değerlere karşı açık olma durumunu ifade eder. Görev performansı, açık fikirlilik, dışa dönüklük, işbirlikçilik, davranış düzenleme. 8. sorumuzun cevabı açık fikirlilik. Cevap Bursa. 9. sorumuzu yapalım. OECD'nin belirlediği sosyal duygusal öğrenme becerilerinden olan dışa dönüklük becerisiyle ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır? enerjik olma, girişkenlik, sosyallik, atılganlık, işbirlikçilik. Normalde 3 tane alt bölümü var değil mi dışa dönüklülüğün? Enerjik olma, girişkenlik, sosyallik. Burada atılganlık da girişkenliğin eş olarak düşüneceğiz. Cevabımız Edirne işbirlikçilik yoktu. 10. sorumuz. Okul rehber öğretmeni Esra Hoca okulda öğretmenlere verdiği seminerde şöyle konuştu. Arkadaşlar OECD'nin belirlediği sosyal duygusal öğrenme becerilerinden olan nokta nokta bu temel beceri 3 alt beceriye ayrılmaktadır. Strese dayanıklılık, duygu kontrolü ve iyimserlik. Esra Hoca boş bırakılan yerde ne söylemiştir şeklinde sorumuz var. Görev performansı, açık fikirlilik, dışa dönüklük, duygu düzenleme, davranış düzenleme. Evet Esra Hocamız burada duygu düzenlemeyi yani D'yi söylemiştir. Cevap Denizli. 11. sorumuz. Okul müdürü Ferhat Bey rehberlik toplantısında sınıf rehber öğretmenlere şöyle demiştir. Arkadaşlar, akademik, sosyal ve duygusal öğrenme için işbirliği, sosyal duygusal öğrenme ile ilişkili 5 temel beceriyi veya alanı özetleyen bir sınıflandırma oluşturmuştur. Bu sınıflandırmaya göre beceriler şu şekildedir. Müdür bey aşağıdakilerin hangisini söylemiş olamaz? Bu beş temel beceriden. A. Öz farkındalık. Yani kişinin hangi özelliklerinin farkında olduğunun ortaya çıkartılması hedeflenir. B. Öz yönetim. Duygu, düşünce ve davranışlar bağlamında kişinin kendini tanıması ve kendi duygu, düşünce ve davranışı yönetmesi düzenlemesidir. C. Sosyal farkındalık. İnsanın kendisine duyulan farkındalığı ifade eder de ilişki becerileri, sosyal ilişkilerde iletişim, etkin dinleme, problem çözme becerileri gibi e maddemizde de sorumlu karar alabilme, karar alırken bireyin kendisini ve çevreyi olumlu etkileyecek ve etik kurallara uyan kararlar almasıdır. Burada sevgili arkadaşlar, müdür beyimiz sosyal farkındalık konusunda bu şekilde konuşmuş olamaz. Çünkü sosyal farkındalık insanın kendisine duyulan farkılan, farkındalığı değil, İnsanın çevreye duyduğu farkındalık olması lazımdı. Cevap Ceyhan. Evet sevgili arkadaşlar geldik 12. sorumuza. Testimiz, bu sınavımız yaklaşık 30-32 sorudan oluşacak. İnşallah sabırla takip edelim. Bu konuyu bitirdiğimiz zaman büyük bir ihtimalle yanlış yapmayacağız. İlçe Milli Eğitim Müdürü Haydar Bey gittiği okulun sınavlardaki başarısının yükseltilmesi için Okullarda sosyal duygusal öğrenmeyi kullanarak olumlu okul ilişki, iklimi oluşturmak ve okulun akademik başarısına katkı sağlamak için yapılması önerilen çalışmalar tavsiye etmiştir. İlçe müdürümüzün aşağıdakilerden hangisini tavsiye etmesi beklenmez. A. Sosyal beceri ve empati becerisini geliştirme. B. Duyguların ve duygularının farkına varma. Duyguları yönetme. C. D şıkkımız şiddet içeren ve saldırgan davranışlara cezalandırma, E maddemizde merak etmeyi geliştirme. İlçe Milli Eğitim Müdürümüz burada şiddet içeren ve saldırgan davranışları cezalandırma değil de bunu azaltmayı tavsiye edebilirdi. Cevabımız Denizli. Bireyin kendisiyle ilgili algıları ve başkalarının birey hakkındaki yargıları nokta nokta benlik. Sahip olmayı istediği ve amaçladığı özellikler ise nokta nokta benliği oluşturmaktadır. Boşluklara sırasıyla hangi terimler gelmeli değer? Gerçek ideal, ideal gerçek, düşük yüksek, yüksek düşük, ideal yüksek. Değerli arkadaşlar bu sorumuzun cevabı bireyin kendisiyle ilgili algıları ve başkalarının birey hakkındaki yargıları gerçek benliktir. Tamam mı? Bireyin sahip olma istediği ve amaçladığı özellikler ise nedir? İdeal benliği oluşturmaktadır cevabımız Adana. 14. sorumuz aşağıdakilerden hangisi düşük benlik saygısı olan bireylerin özelliklerinden değildir? Yüksek düzeyde kaygılı, psikosomatik ve depresyon belirtileri gösteren, kendine güveni zayıf, diğerlerine değerlerine bağımlı utangaç, araştırmacı olan. Evet bu sorumuzun cevabı da araştırmacı olan değil araştırmacı olmayan olması lazımdı. Cevap Edirne. 15. sorumuzda devam ediyoruz. Aşağıdakilerden hangisi? Yüksek benlik saygısı olan bir bireylerin özelliklerinden değildir. Kendilerinden daha hoşnutturlar. Güçlü yanlarına, yeteneklerine ve olumlu özelliklerine odaklanırlar kendine güven, iyimsellik, başarma isteğine sahiptirler. Zorluklardan yılmama gibi olumlu nitelikleri vardır. Daha az yaratıcı ve daha otoriter kişilerdir. Evet, cevabımız Edirne şıkkı çünkü daha az değil sevgili arkadaşlar, burada yanlış bir bilgi verilmiş. Cevap Edirne. 16. sorumuz. Sınıf rehber öğretmeni veli toplantısına velilere Çocuklarda benlik saygısını geliştirebilmek için neler yapılması gerektiğine dair bilgiler vermiştir. Öğretmenimiz konu hakkında aşağıdakilerden hangisini söylememiştir? Duygularını doğrulamak, duygu odaklı iletişim kurmak, kendini başkasının gözünden görmesine fırsat vermek, başarılı olduğu alanlarda kendini denemesi için daha çok fırsat tanımak, sorunları onun yerine çözmek E maddemizde Gruba ve bireye yeteri kadar ve dengeli şekilde dönüt vermek, ifade şansı tanımak. Evet, burada sınıf rehber öğretmeni D maddemizi kesinlikle söylemez. Çünkü sorunları onun yerine çözmek olmaz sevgili arkadaşlar. Cevap Denizli. 17. sorumuza geldik. Nokta nokta veriliyor. Bir insanın kendisini karşısındaki insanın yerine koyarak onun duygularını ve düşüncelerini doğru anlamaktır. Tanıma verilen kavram aşağıdaki neden hangisidir? Sempati, empati, antipati, güven, tolerans. Her testimizde cevabın birisini sizlerden istiyoruz. Yorumlara yazmanızı bekliyoruz. 17. sorumuzun cevabını bilen arkadaşlarımız yorumlara yazsınlar. Bu soruyu geçiyoruz. 18. sorumuz. Empatik iletişimin 7 aşamada gerçekleştiği ifade edilmektedir. Aşağıdakilerden hangisi empatik iletişimin aşamalarından birisi değildir? Yargılamak, sözsüz iletişim unsurlarını gözlemlemek, duygulara yaklaşmak, sezgileri ve tahminleri yansıtmak, psikolojik durumu hayal etmek. Tabii ki empatide ne olmaz? Yargılamak olmaz. Cevap Adana. Diğerleri neydi değerli arkadaşlar? Hatırlayalım. Tanımak var değil mi? Empatik iletişimde tanımak vardı. Başka rolüne girmek vardı. Bir tane daha vardı. Neydi? Duygu ve düşünceleri ifade etmek. 7 tane maddemiz. 19. sorumuz. Empatik iletişimin 7 aşamada gerçekleştiği ifade edilmektedir. Empati kuran kişi sözlü ve sözsüz ifadelerle diğer kişide de anlaşıldım duygusunu yaratmalıdır. Yukarıdaki açıklanan empatik iletişimin hangi aşamasıdır? Duygu ve düşünceleri ifade etmek, sözsüz iletişim unsurlarını gözlemlemek, duygulara yaklaşmak, sezgileri ve tahminleri yansıtmak, psikolojik durumu hayal etmek. Anlaşıldım demek değerli arkadaşlar, duygu ve düşünceler ifade etmektir cevabımız Adana. 20. sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi sosyal becerilerde negatif durumları gösteren davranışlardan birisi değildir? Biriyle konuşurken aşağı bakmak, özensiz olmak, oturmamak ya da dik durmamak, tebessümlü yüz ifadesi sergilemek, çok yumuşak ve kısık bir ses kullanarak zor duyulmasını sağlamak, sesimin üzgün, huysuz veya ağlayan tonda çıkmasını sağlamak. Burada negatif yani olumsuz durum arıyoruz değerli arkadaşlar tebessümlü yüz ifadesi olmaz. Ne olması lazım mı? Üzgün yüz ifadesi deseydi daha doğru olurdu. Cevap Ceyhan. 21. soruya geldik. Aşağıdakilerden hangisi sosyal becerilerde pozitif durumları gösteren davranışlardan birisi değildir? Biriyle konuşurken göz teması kurmak, oturmak ya da dik durmak, sürekli ağlamak, insanları beni duyabileceği kadar yüksek sesle net bir konuşma yapmak, Sesimin mutlu ve kendinden emin olmasını sağlamak. Evet. 21. sorumuzda sürekli ağlamak değil, sürekli gülümsemek olmalıydı. Cevap Ceyhan. 22. sorumuzdayız. Aşağıdakilerden hangisi sosyal duygusal öğrenmenin işlevlerinden değildir? Öğrencilerin sosyal ve duygusal becerilerinde, tutumlarında, ilişkilerinde, akademik performanslarında ve sınıf ve okul iklim algılarında iyileşme. B. Öğrencilerin kaygısında, davranış problemlerinde ve madde kullanımda azalma. C. Öğrencilerin becerilerinde, tutumlarında, toplum yalnız davranışta uzun vadeli gelişmeler. D. Öğrencilerin akademik performansında uzun vadeli gelişmeler. E. Öğrencilerin psikolojisinde beklenmeyen bozukluklar. Sosyal duygusal öğrenme işlevlerinden olmayan maddemiz tabii ki edirne cevap 23'e geldik. Aşağıdakilerden hangisi erken çocukluk döneminde akran ilişkilerinin özelliklerinden birisi değildir? Erken çocukluk döneminde akran ilişkilerinden çok çevre ilişkilerine odaklanılmaktadır. B. Erken çocukluk döneminde akran ilişkilerinden çok aile ilişkilerine odaklanılmaktadır. C. Yapılan araştırmalar erken çocukluk döneminde akran ilişkilerinin şekillenmeye başladığını göstermektedir. D. Boylamsal araştırmalar erken çocukluk dönemindeki akran ilişkilerinin ortak, orta çocukluk dönemindeki uyumu etkilediğini göstermektedir. E erken çocuk dönemindeki akran ilişkilerinin ergenlik dönemindeki uyumu etkilediği. Dikkat etmişsinizdir A ve B maddeleri birbiriyle zıt. Şimdi çevre ilişkilerine mi odaklanacak, aile ilişkilerine mi odaklanacak? Tabii ki nedir? Burada değerli arkadaşlar aile ilişkilerine odaklanacak. Dolayısıyla A maddemiz nedir? Yanlış. 24. sorumuza geldik. Sevgili arkadaşlar, kanalımıza yayınladığımız tüm videoları tüm gruplarınızla, tüm arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Onların da bu bilgilere ulaşmalarına vesile olabilirsiniz. Aşağıdakilerden hangisi orta çocukluk döneminde akran ilişkilerinin özelliklerinden birisi değildir? Dil becerisi, zihin kuramı, öz kontrol gibi beceriler erken çocukluk dönemine göre gelişmiştir. Bu nedenle daha karmaşık arkadaşlık ilişkileri ve grup ilişkileri kurulmaya başlanır. Çocuk başarıya karşı küçük görülme dönemindedir. Arkadaşlar onun için bir referans noktasıdır. Akranlar başarı ya da başarısızlık duygusuna sebep olabilir. Akran öğrenmesi için uygun bir dönem değildir. Demiş. Orta çocukluk dönemi akran öğrenmesi için uygun bir dönemdir. Dolayısıyla edinme şıkkımız yanlış. 25. Bir başka bir öğrenciye Birincisinin uzman ve ikincisinin acem olduğu bir konuda bilgi vermesidir. Belirli beceriler edinmiş olan bir öğrencinin sınıf arkadaşlarına bilgi ve beceri edinmeleri konusunda yardım ettiği bir stratejidir. Aynı ya da farklı yaş grubundaki öğrenciler arasında olabilir. Akademik performans düzeyi yüksek olan öğrenci öğretici, akademik performans düzeyi düşük olan öğrenci öğrenen olarak görev almaktadır. Tanımı verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir? Örgün öğretim, yaygın öğretim, akran öğretimi, uzaktan öğretim, açık öğretim. Tabi burada ne var? Akran öğretimi var. Cevap Ceyhan. 26. sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi akran öğretiminin faydaları arasında gösterilemez? Öğrenciler için bireyselleştirilmiş öğrenme sağlar. Öğrenciler arasında doğrudan etkileşim, aktif öğrenme sağlar. Akran öğreticiler için kendi öğrenmelerini pekiştirme fırsatı verir. Akran iletişim kurmak, rahat ve açık hissetmeye olanak sağlar. Akran öğretimi mali açıdan verimli bir alternatif değildir. Cevabımız sevgili arkadaşlar 26. sorumuzda Edirne çünkü mali açıdan da verimli bir yöntemdir akran öğretimi cevap Edirne. 27. sorumuzdayız. Aşağıdakilerden hangisi akran ilişkileriyle ilgili çevresel değişkenlerden birisi değildir? Aile, akran grubu, okul, beceri ve güçler, internet ve teknoloji hangisi? Tabii ki çevresel dediği için beceri ve güçler değildir. Cevap Denizli. 28. sorumuz. IEA tarafından 1999 yılından bu yana her 4 yılda bir gerçekleştirilmektedir. 9-10 yaş 4. sınıf, 13-14 yaş 8. sınıf olmak üzere 2 yaş grubu değerlendirilmektedir. Çoğunluğu Avrupa olmakla birlikte tüm bölge ve ülkeleri kapsamaktadır. Yukarıda açıklaması verilen öğrenme çıktılarını içeren, ölçen okul temelli anket hangisidir? Erce, Pearls, Pisa, Tims, Toffel. Sevgili arkadaşlar, 4 yılda bir dediği için hangisi aklımıza gelecekti? Tims. Evet, cevabımız Denizli. 29. Aşağıdakilerden hangisi akran zorbalığının psikolojik etkilerinden değildir? Depresyon, baş ağrısı, davranış problemleri, intihar girişiminde bulunma riski, düşük yaşam doyumu. Burada cevabımız bursa çünkü fizikseldir. 30. sorumuz. Aşağıdaki Aşağıdakilerden hangisi akran zorbalığının eğitimle ilgili etkilerinden değildir? Düşük okul aidiyeti, aidiyeti, yüksek devamsızlık oranları, okula gelmekte isteksizlik, düşük akademik başarı, uyku bozuklukları. Hangisi tabii ki Edirne? 31. sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi sosyal becerilerde negatif durumları gösteren davranışlar verilen örnek değildir ya da yanlıştır? A. Kendim hakkında olumsuz şeyler söylemek. Örneğin bunu yapamam. B. Diğer insanlar hakkında olumsuz şeyler söylemek. Örneğin patavatsız demek. C. Faaliyetlerim hakkında olumsuz şeyler söylemek. Örneğin bunu yapmaktan nefret ediyorum de gelecek hakkında olumsuz şeyler söylemek. Örneğin bu konuda hiçbir zaman iyi olamayacağım. E maddemizde de arkadaşlar hakkında olumsuz şeyler söylemek. Örneğin yazılıdan yüksek almış demek. Hangisi? Tabii ki Edirne. Son sorumuz. Duygu koçluğu öğrenme, çevre ve deneyim arasında güçlü ortak bağlar kurulmasını tanımlayan bir yaklaşımdır. Tüm okul personelinin duygu koçluğu konusunda eğitim aldığı koşulda okul genelinde çocukların duygularına dair bir farkındalık geliştiği, çocukların yoğun duyguları ve zorlayıcı davranışlarını yönetebilme konusunda öğretmenlerin daha önleyici yaklaşımlar sergiledikleri, öğrencilerin duygusal ve akademik yetkinliklerinin desteklendiği de vurgulanmaktadır. Duygu koçu öğretmenin yapacakları ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır? Şimdi çocukla orada ve o anda kalmak tutum Dikkati karşı tarafın iç deneyimine odaklayabilmek. Yansıtma, çocuğu aynalama empatinin temelidir. Güven, çocuğun bize güven duyması. Maddi destek, parasal boyut. Duygu koştuğunda maddi destek yoktu. Cevabımız Edirne. Sevgili arkadaşlar 11. modülümüzün testinin de sonuna geldik diğer dersimizde de 12. modülün testini denemesini yayınlayacağız inşallah. Kanalımızda 4. sınıftan 12. sınıfa kadar tüm seçmeli ve zorunlu sözel ve dini derslerin içerikleri yer almakta öğrencilerimize katkı sunmaya devam ediyoruz. Sizler de kanalımızı öğrenci gruplarınızla, öğretmen gruplarınızla paylaşarak öğrencilerimizin başarısı için kanalımıza yönlendirebilirsiniz diyor. Hepinize sınavlarınızda başarılar diliyoruz.